الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli kardeşlerim, geçen hafta Miraç dolayısıyla ara verdik. Tabii mübarek üç aylardayız. Yavaş yavaş artık Ramazan-ı Şerif'in kokusu gelmeye başladı. Bir daha hafta Cuma günü akşamı da mübarek Berat Kandili. Şimdiden alem İslam'a mübarek olsun diyelim. Evet, bu dersimizde Bişr bin Bera. Bişr bin Bera radıyallahu anh. Bazen diyorum ya, ismini belki ilk defa duyuyoruz ama önemli kişiler, sahabe. Peygamber Efendimiz'in ifadeleriyle اَصْحَابِ كَنْ نُجُومُ gökteki yıldızlar gibi. Hangisine ihtida etseniz, uysanız, o sizi hidayete götürür. Çünkü Rasulullah'ın talebeleri. İçlerinde çok az istisna, kendisinin vefatından sonra yolunu şaşırmış ama onun zamanında ona talebelik yapanlar kellelerini vermişler, davalarını vermemişlerdir. Bu da bunlardan birisi Khayber şehididir. Bişr bin Bera bin Marur. Babası sahabedir. Bera bin Marur. Yani aynen baba oğul Medine'de beraber iman etmişlerdir. Bunlara Medine'nin evvelinleri, sabikunları, Medine'de ilk önce iman edenler 6-12-75. Yani 6 tane genç geldi Resulullah'a iman etti Mekke'deyken. O 6 genç döndü. Ertesi sene 12 kişi olarak 1. Akabe biatında geldiler, biat ettiler. O 12 kişi döndü. Ertesi sene 75 kişi olarak Mekke'den istedikleri öğretmenle beraber, Mus'ab bin Umeyr'le beraber, İbn-i Ümmü Mektum'la beraber Resulullah'a 75 kişiyi sundular aleyhissalatü vesselam'a. Tabi Bera bin Marur'un birkaç özelliği var. Onları da anlatacağız inşallah. Annesi Hüleyde bint Kays bin Sabit bin Halid, böyle uzun künyesiyle, çok önemli bir sahabiye hanımefendidir. Yani Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ın vefatından önce Resulullah'ın yanında bulunanlardandır. Doğum tarihini tespit edemedik ama Medine doğumlu. Yani Bişr bin Bera Medine-i Münevvere doğumlu. Vefatı belli. Hicretin 7. yılı, miladi 628. yılda Khayber'de, Khayber fethinden sonra şehit oldu. Zehirlediler. Yani bir suikast sonucu. Tabii hanımları, bir tanesinin ismini biliyoruz. Kuteybe bint Sayfi bin Sahr. Bu da meşhur sahabiye hanımefendidir. Oğulları, kızları hakkında fazla bize bilgi gelmemiş. Katıldığı gazveler Bedir, Uhud, Hendek, Beni Nadır, Beni Mustalık, Beni Kurayza, Hudeybiye Sulhü ve Khayber. Bu arada ufak tefek seferler de var. Muhacir mi, ensar mı diye baktığımızda kesinlikle ensar. Hem de ensarın dedik ya, önemli kişilerini ikinci Akaba biatında bulunmuş Medineli ensardandır. Yani Medineli ensarları da böyle tabakalandırırsak o 6 kişi bambaşka. Mekke'ye gelip Esad İbni Zürare ile beraber Resul'a iman edenler. Ondan sonra 1. Akabe biatında bulunan 12 kişi ve ondan sonra 2. Akabe biatında bulunan 75 kişi. İşte o 75 kişiden birisidir, ensardandır. Tabii Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra onu sahabeden Vakit bin Abdullah el-Leysi ile kardeş etmiş. Tabii şimdi bu zatın da ismini birçoğumuz yeni duyuyoruz. Vakit bin Abdullah el-Leysi. Kimdir bu? Efendim Leys oğullarından ama İslam ordularında Peygamber Efendimiz'in tayin ettiği komutanlardan birisidir.
Vakit bin Abdullah. Evet, kabilesi Sülemi'dir. Yani Ensari, Hazreci ve Sülemi Beni Selime oğullarındandır. Ensardan Bera bin Mağrur'un oğludur. Böyle kısa bir tanıtım yaptık. Şimdi babası önemli bir sahabedir. Neden diyeceksiniz? İkinci Akabe biatına giderken Mekke-i Mükerreme'ye çok heyecanlı bir insan babası Bera. Yolda diyor ki, arkadaşlar benim bir fikrim var. Benim bir fikrim var. Bilmem kabul eder misiniz, etmez misiniz? Nedir diyorlar Bera? Çünkü kabile reisi, aşiret reisi. Valla benim içimden geleni size söyleyeyim. Ben içimden diyorum ki bundan sonra namazlarımı Mescid-ül Aksa'ya değil, Mescid-ül Haram'a dönerek kılmak istiyorum. Daha kıble ayeti yok. Biliyorsunuz hicretten 2 sene sonra kıblenin Aksa'dan Kabe'ye çevrilmesi. Ben dedi içimden böyle geliyor. İstiyorum ki İbrahim Aleyhisselam'ın beytine, Allah'ın evine döneyim, namazlarımı oraya doğru kılayım. Yok diyorlar Bera, yanlış olur. Çünkü bize açık bir emir yok. Onun için şu anda emrolunanı, valla dedi ne derseniz deyin, ben Kabe'ye dönüp namaz kılacağım. Medine'den Mekke'ye kadar olan bütün namazlarını, yani o yolculuk esnasında olan namazlarını Kabe'ye doğru kıldı. Yani cemaat bu tarafa kuzeye doğru dönüyor, kendisi güneye doğru Medine'den dönüp namaz kılıyor. Ve tabii meşhur bir sahabedendir dedik. O şekilde kıldı. Mekke-i Mükerreme'ye gelince dedi, hele dedi siz bana yol verin, ben bu Allah'ın Resulü ile bir görüşeyim. Dediler, tanıyor musun? Yok. Ama duymuşum. Kimini tanıyorsun? Çünkü müşriklerin baskısı da var. Amcası Abbas'ı bilirim. Abbas'la oturuyor dediler. Ve Hazreti Abbas'ın olduğu yere gitti. Dedi, bu kimdir? Dedi, yeğenim Muhammed aleyhissalatü vesselam. Resulullah'la tanıştı. Dedi ki, ya Resulallah ben bir iş yaptım. Doğru, yanlış. Neydi? Ben dedi, size iman ettim Allah'a ve Resulüne. İçimden hep Kabe'nin kıble olmasını istedim. Bir ayet de yok. Böyle Mescid-i Aksa'ya çok gönlüm razı olmadı. Ben oradan ta buraya kadar, işte 15-16 günlük yol, ben hep namazlarımı Kabe'ye doğru kıldım. Acaba yanlış mı ettim, doğru mu ettim? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bize ikinci bir emir buyurulmadıkça birinci kıblemizin üzerindeyiz. Yani öyle kafam esti, gönlümden geçti, böyle yapayım, yok. Yani bize ikinci bir emir yok. Emir Mescid-i Aksa. Yani Mekke hayatı boyunca 13 yıl Allah Resulü Mescid-i Aksa'ya döndü, namaz kıldı. 2 yılda Medine'ye doğru kıldı. Tabii ondan sonra Resulullah'ın da yüreğinden bu geçiyor. Ah keşke Ceddim İbrahim'in evi, yani Kâbetullah kıble olsaydı. Ve zaten 2 sene sonra kıble ayeti Bakara suresinde gelince hep gönlünden geçiyordu. Yüzünü oraya buraya döndürüyordun, keşke Mescid-i Haram, Kâbe kıble olsa. Artık bundan sonra Allah nerede olursanız olun yüzünüzü Kâbe'ye dönün ayetini verdi, indirdi. Tabii o 2 kıbleli mescitte, yani kıbleteyn mescidinde Medine'de Allah Resulü bir vakti bu tarafa kıldı, ikinci vakti bu tarafa. Bazıları der ki aynı vaktin içinde 2 rekat böyle kıldı, ondan sonra döndü 2 rekat da böyle kıldı Allah Resulü. Doğrusunu Allah bilir ama gerçek şu ki o mescitteki namazın içinde ve namazın arasında bu ayet-i kerime inmiş ve o şerefli mescit yine bunların şeyidir, köyüdür. Sülemi oğullarının peygamber oraya ziyarete gitmiş ve o cami kıyamete kadar kıbleteyn mescidi olarak kalacak. Müslüman, her giden Müslüman aşağı yukarı orayı ziyaret ediyor. Tabii bu zat geldi, babasından bahsedeyim.
Geldi Medine'ye, içinden hep yine dedi, Kabe'ye dönsem, Kabe'ye dönsem. Ve amansız bir hastalıkla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurmadan bir ay önce eceliyle vefat etti. Yani Ber'a bin Ma'rur, Bişr'in babası. Vefat etti. Vefat etmeden dedi ki, yani ben beklerdim ki Resulullah'ı göreyim, burada onun çilesine ortak olayım ama gelin görün ki vakit tamammış dostlar, gidiyorum. Fakat bir vasiyetim var. Beni kabre korken, mezarımı kazın, cennet-i bakiye ve yüzümü Kabe'ye çevirin. Orada herhangi bir emir yok. Yüzümü Kabe'ye çevirin. Ben Kabe'ye dönen olmak istiyorum. Zannederim ki kabirde yüzü ilk defa Kabe'ye çevrilen ben olacağım. Böyle bir vasiyet etmiş. Ve hakikaten vefat ettikten sonra Cennet-i Bakiye'de kendisini defnetmişler ve yönünü yani kuzeye değil de güneye yani Mekke'ye çevirmişler. O şekilde defnetmişler. Bir ay sonra Allah Resulü Medine'ye geliyor. Ber'a bin Ma'rur nerede? Diyorlar ya Resulallah illa rahmetillah. Siz gelmeden 28 gün bir ay önce vefat etti. İşte böyle böyle kendisini mezara koyduk. Böyle bir vasiyet etti. Yüzümü dedi Kabe'ye çevirin. Bana mezarını gösterin. Efendimiz gitti kabrin üzerinde. İslam tarihinde ilk defa. Bakın İslam tarihinde ilk defa cenaze namazı Ber'a bin Ma'rur'un kabri üzerine kılındı. Ondan evvel ölen yok muydu? Hatice annemiz vefat etti, başkaları. Namaz emri yoktu. Cenaze namazı emri yoktu. İlk defa peygamber gidip onun kabrin üstüne bir ay önce vefat etmiş bir sahabesine cenaze namazı kıldırdı. Cemaat de arkasında oldu, kıldırdı. Ve yeryüzünde, İslam tarihinde ilk defa cenaze namazı kimindir, hangi sahabenindir? El-cevap Ber'a bin Ma'rur radıyallahu anh. Bişr bin Ber'a'nın babası. Peki yeryüzünde ilk defa cenaze namazı kimin kılındı? Hazreti Adem'in. Adem aleyhisselamın cenaze namazında melekler kıldı. Yani cenaze namazı bahislerinde, fıkıh kitaplarında falan der ki, İlk defa Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünde, İslam tarihinde de ilk defa yeryüzünde Bişr bin Ber'a'nın cenaze namazını peygamber kabrin üstüne kıldı. Ha oradan tabii fıkıh hükümler de çıkıyor. Yani bir sahabenin yaşadığı bir olay, peygamberin tatbik ettiği bir şey. Ha öldükten sonra kabrin üzerine gidip cenaze namazı kılınır mı? Evet. İşte delili budur. Yani yeter ki İslam fukahaları demiş, kabirdeki zat, ceset bozulmamış olsun. Tefessüh etmemiş olsun. Onun üstüne cenaze namazı kılınır. Hatta çocuğu dışarıda, oğlu dışarıda geldi. Bir hafta önce babasını defnetmişler. Arzu ederse gidip kabrin üstünde cenaze namazı kılabilir. Çünkü cenaze namazına ne diyoruz? Allah için namaza, meyyit için duaya. Yani o cenaze namazı Allah içindir. Fakat içeriği dua cenaze içindir. Yani Ber'a bin Ma'rur'un özelliği bu. Babası. Medine-i Münevvere'de kabri. Şimdi Ensar'ın meşhurlarından Bişr bin Ber'a. Annesini falan söyledik. Seleme oğulları koluna mensuptur. Kıbleteyn Mescidi'nin olduğu arazi bunların ailesindendir. Peygamber Efendimiz orayı ziyaret ettiğinde de kıble Aksa'dan Kabe'ye döndürülmüştür. Tabii hicretten önce Bişr bin Ber'a babasıyla beraber Müslüman oldu. Babasıyla birlikte 2. Akabe biatına iştirak etti. Bu biatta babası Ber'a bin Ma'rur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilk defa biat eden 70 Medineli Ensar erkeklerin ilki olma sıfatını kazanmış. Onlara yalvarmış, arkadaşlar durun, ne olursunuz. Durun, 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 durun. Hemen ilk defa Resulullah'ı bulmuş ve ona biat etmiş. Oradan da ilk
kıbleye dönen de ilk ve Kabe namaz kılan da ilk. Yani uzaktan. Evet, tabii Bişr bin Bera, babası Bera bin Marul Medine'ye geri döndükten lerinde beraber döndüler. Baba oğul beraber döndüler. Bütün aile efradını İslam'a sokmuşlardır. Hiç kimse kalmamış o Seleme oğullarından. Hepsi iman etmiştir. Ve tabii dedik ya, babası tez vefat etti. Ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gel gelmez onu Vakit bin Abdullah el-Leysi ile din kardeşi ilan etti. Yani o da önemli bir sahabedir. Zamanı gelir anlatırız. Çünkü o Medine'nin ileri gelen Mekke'nin ileri gelen harpçilerindendi. O muhacirdi. Tabii Bişr de Medine'nin ileri gelen muhariplerindendir. Ok atmada üstüne yoktu. Öyle maharetli ok atardı. Tabii Efendimizin katılmış olduğu bütün savaşlara, bütün seferlere şehit olana kadar peygamberle beraber iştirak etmiştir. Tabii ilk akla gelen Bedir gazvesi. İleri saflarda okçu olarak, hatta okçuların başında bulunarak Resulullah'ın yanında müşriklerle çarpışmış. Böylece Ashab-ı Bedir bir ünvan daha aldı. Medine'nin ilklerinden, sabikunlarından, Akabe biatına katılanlardan ve babası yine ilklerden, kendisi de Ashab-ı Bedir. Bedir ashabının apayrı bir yeri var sahabeler arasında. Cebrail aleyhisselam gelip ne diyor? Diyor, ya Resulallah, sizin aranızda Bedir ashabı ne kadar önemliyse, biz meleklerden de Bedir savaşına katılan melekler o kadar önemlidir. Ben ashabı Bedir'denim ya Resulallah, Cibril aleyhisselam. Çünkü o da katıldı. Ben ashabı Bedir'denim. Tabii bu Bedir ashabı, Bedir'e katılanlar ayrıcalık taşıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, o 313 kişi Bedir'e katılan gazilere, şehit yakınlarına öncelik verilmiş maaşta. Yani yüksek ödeme yaparmış. Hatta kendi oğlu bile ona niye bu kadar, bana niye bu kadar? Demiş ki sen Bedir'e mi katıldın? Onun babası Bedir'e katılmıştı. Yani onun için fazla veriyorum. Evet. Tabii daha sonra, bir yıl sonra Uhud gazvesine katılmış. Bu defa Ashab-ı Uhud, Uhud ashabından yara almış, gazi olmuş, sonra iyileşmiş. Aynı yıl içinde yine Beni Nadir gazvesinde bulunmuş. Nadir oğulları, Yahudileri Medine'de vardı. Bu Nadir oğulları zaten üç kabile vardı Medine'de. Üç kabile, Yahudi kabilesi, kavmi. Birisi Kaynuk oğulları altın gümüş borsasını ellerinde tutuyorlardı. Bakın bunlar çok inceliktir. Günümüzde de küçücük bir İsrail. Hatta bazı ulema diyor ki Müslümanlar abdest aldığı suyu onların üstüne dökse artığını yok olurlar, ama öyle değil. Şu anda 2 milyar alem İslam'la oynuyor. 2 milyar alem İslam'la oynuyor. İstediğini istediğiyle çarpıştırıyor. Kimden aykırı bir ses çıkarsa kendisine ait, hemen lobileri, hemen o ajanları devreye sokup onu itibarsızlaştırıyor. Yani Allah'ın eline itibarsız ama onu halkın gözünde, insanların gözünde yapıyor. İşte basınıyla, yayınıyla dünyada kurmuş teşkilatını. Efendim dünyanın en meşhur haber ajansları onların. New York timesidir, bilmem nedir, ne karnağısıdır. Yani düşünün, adamlar Türkiye'deki seçimle bir haftadır uğraşıyorlar. Yani seçimden size ne? Kim kazanırsa kazanır, millet kimi seçmişse onunla bile irtibatlandırıp efendim işte hani İsrail'e kafa tutmak yok. Şu anda seçimdeler. Golan'ı ilhak ettiler. Efendim, Trump gibi bir güreği saflarına aldılar. Saflarına aldılar. Adam imzalı veriyor. Evet. Şimdi
Onlar kaynık oğulları. Yani sırf altın gümüş işiyle uğraşırlardı. Para işiyle uğraşırlardı. Medine'de bunların çarşısı vardı, kaynık oğullar çarşısı. Tabii sonradan Müslüman bir hanımefendiye bir tuzak kurmuşlardır, ihanet etmişlerdir. Altını tamir etmeye götüren bir Müslüman kadını oturmuş, başını örtmüş. Daha o zaman örtünme emri yok ama örtünmüş. Gelip bir Yahudi genç kadının eteğini kaldırıp dikenle boynuna dikiyor. Kadın uyumuş. Kadın ayağa kalktığında avret yeri gözüküyor. Ve kadın diyor ki yok mu kurtaracak? Bir Müslüman genç atılıyor. O yapan Yahudi'yi öldürüyor. Yahudiler de birleşip o Müslüman genci şehit ediyorlar. Ondan sonra Resulullah Efendimiz gelin bakalım diyor. Medine sözleşmesine göre ya Medine'den gidersiniz ya da sizinle savaşırım. 15 günlük bir anlaşma sonucu kaynık oğulları Medine'den atıldı. Resulullah tavrını koydu. Ondan sonra ikinci bir kavim var, Nadir oğulları. Nadir oğulları da Medine'nin tarım ve ziraat borsasını ellerinde tutuyorlar. Hurma onların koyduğu baş fiyatla satılır. Meyve, sebze. Şimdi iş nereden nereye gidiyor? Hani şimdi bir soğan, patates furyası almış gidiyor ya, neyin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. O borsa onların elinde. Yukarı alıyorlar, aşağı çekiyorlar. Bunlar da kendi hataları. Peygamberimizi bir yemeğe davet ediyorlar. Yemeğe davet ederken suikast hazırlıyorlar. Yüksekten bir kaya Resulullah'ın üzerine bırakıp, yani kaza olmuş süsü vereceklerdi. Cebrail aleyhisselam geldi, diye Resulullah buradan kalk, bura tehlikeli. Yukarıda adamları koymuşlar, manileleri. Koca bir granit kayayı aşağı atacaklar. Ve Efendimiz ashabına dedi, oturun, ben geliyorum. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali oturuyorlar. Kendisi Medine'ye gitti, orduyu hazırladı, geldi. Baktılar ki Resulullah ordudan geldi. Nasıl bir çabukluk. Gelin bakalım dedi, siz sözleşmeye aykırı davrandınız. Siz davet ettiniz beni, bana suikast yapıyorsunuz. Bunlar bunu çok iyi yapar. Yani bu Siyonistler, bakın İslam tarihinde bu önemlidir. Ve tabii yine arada epey sürtüşmeler, ondan sonra Nadir oğulları da Medine'yi terk ettiler. Çünkü haksızlık yaptılar. Ha bir de üçüncü bir tane vardı, Kurayz oğulları. Bunlar da din, inanç borsasını ellerinde tutuyorlardı. Bakın biri altın borsasını, biri ziraat tarım borsasını, biri de inanç borsasını. Ya hocam inanç borsası bal gibi. Bütün sıkışanlar gelir onlardan fetva sorurdu. Yani korkuyor adam. Bunlar da çok iyi büyü müyü yaparlardı. Bilmem ne derlerdi. Ve Resulullah Efendimiz Hendek kuşatmasındayken bunlar kalleşlik yaptılar. Müşriklerle anlaştılar. Medine'yi yağmalamak istediler. Cebrail aleyhisselam Hendek savaşından sonra bir saniye durmayın Kureyş oğullarının üstüne. Gittik. Onları da hallettik. Ama onlarınki çok kötü oldu. Çünkü kendileri dedi ki ya Muhammed biz kalleşlik yaparsak bize Tevrat hükmüne göre şu ayeti, Tevrat'ın şu ayetini uygula. Nedir? Size biri arkadan kalleşlik yaparsa, bilmem ne derse o şehir halkını hepsini öldürün. Tevrat'ta bu ayet var. Efendimiz dedi, hakem seçin, Sa'd bin Muaz seçtiler. Sa'd da gözünü sevdiğim geldi diye Resulullah. Eli kılıç tutan, ustura tutan hepsi kılıçlanınca bunlar çünkü uslanmaz. Bunlar uslanmaz. 400 kişi infaz edildi. Ha bitti mi? Sen kaçanlar Heyber'e git. Heyber'de toplandılar. Heyber'de tezgahı kurdular. Tabii bu zat Nadir oğulları gazvesine de, Mustalık oğulları gazvesine de yani Müreysi çevresini kontrol altına alınmasında da büyük yararlıkları görüldü. Bişir bin Beran'ın her yerde önde elhamdülillah. Okçuların bölük komutanı, tabur komutanı. Ve Bişir bin Bera radıyallahu anh Hicri 5. yılda miladi 627'ye tekabül eder. Hendek gazvesinde İslam tarihinin arkadaşlar en zorlu kuşatması Hendek kuşatmasıdır. Ahzab,
Yevmül Ahzab. Ahzab suresini okuyun. Yani Bedir bir gündür, cuma günü. Hendek bir gündür, cumartesi günü. Ama Hendek kuşatması, o hiziplerin gelişi 28 gün sürmüştür. Açlık, korku ve soğuk. Kur'an-ı Kerim bunu söyler. O 28 gün boyunca Müslümanların burnundan getirmişler. Bu tabi Kureyz oğulları Yahudileri gitmişler Mekke'de müşriklerle anlaşmışlar. Hatta Ebu Sufyan demiş ki ya bizim dinimiz mi iyi Muhammed'in dini mi? O kadar menfaatperestler ki ehli kitaplar, bak biz onlara ehli kitap diyoruz. Bizim de kitabımız var. O hakkı ketmediyor diyor. Muhammed'in dini nerede? Sizin dininiz. Sizinki çok iyi yahu. Muhammed görünmeyen bir ilahtan bahsediyor. Sizin ilahlar hep görünüyor. Lat, Uzza, Menat. Yani sizinki daha iyi. Tabii o harbin finansörü Yahudilerdir. Yani Hendek kuşatmasının finansörü Yahudilerdir. 1500 tane müşrik kandırdılar. Kendileri başrolde oynadılar, gizli komiteler. Ve gittiler çölde yaşayan Gatafan oğullarını, Bedeviler, aclar. Gelin dediler, Medine'nin 6 aylık mahsulünü size vereceğiz. Yeter ki Muhammed'i ve ashabını yenelim. 12 bin kişi geldi, Medine'yi kuşattılar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, her sabah o tepeye çıkardım. Yani o Sel' dağı, Hendek'teki o camiden bakın böyle dağdır. Çıkardım, acaba Medine yerinde mi değil mi? 12 bin kişi kuşatmış. Müslümanlar 1500 kişi. Bunun bir kısmı çocuk falan. 700 kişiyi de münafıklar kandırmış. Ya ehle Yasrib, la mukameleh. Burada o durulmaz. Ey Medineliler, eve gidin, evlerimiz açık. Duvarlarımız alçak, içeride namusumuz var. Halbuki Allah diyor öyle değildi. Onların davaları firar etmekti. Bir de o 700 tane münafık gitti. 300 küsur ehli iman cephede kaldı. Allah'a teslim olanlar. Onu da Kur'an-ı Kerim anlatır. Vaktaki diyor o ahzabı gördüler. Onların imanları ziyadeleşti. 12.300 kişi. Evet. Onun için sahabe gökteki yıldızlar gibi. Evet, Hendek kuşatmasında bulundu. Bu gazvede okatmadaki ustalığıyla bütün dikkatler üzerine çekti. Daha sonra Beni Kureyza Yahudilerin muhasarasına iştirak etti. Aşağıdan kaleye atıp vuruyordu okla. Ve Hicri 6. miladi 628 yılında böyle seri halde gidelim. Hudeybiye sulh anlaşmasına iştirak etti. Yani Ümre'ye gitti Peygamberimizle. Peygamber bir rüya gördü ya, dedi ben rüyamda baktım, ihramlanmışız işte, lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip Kabe'ye, Mekke'ye emin olarak giriyoruz, saçlarımızı kesiyoruz, kimimiz kısaltıyor, kimi kökünden kazıyor. Sahabe tekbir getirdi. 6 senedir efendim Mekke'yi görmemişler, Kabe'yi görmemişler, hemen hazırlıklar başladı. Geldiler Hudeybiye'ye kadar ki 20 kilometre. Beytullah, orada müşrikler durdurdu vize araması. Bizden izinsiz giremezsiniz. Resulullah harp edemez mi? Ederdi. Ama ashab hepsi ihramlı, silahsız. Onlar silahlılar. Peygamber ashabı onlara yedirtmedi. Bir anlaşma imzaladı. Ağladılar, sızladılar. Sahabeler, Hazreti Ömer dedi, korkuyor muyuz? Hayır ya Ömer, Allah böyle emrediyor. Ve Hazreti Ebu Bekir der ki, benim anladığım en büyük zafer Hudeybiye'dir. Niye? 2 sene sürmedi Mekke'yi fethettirdi o Hudeybiye anlaşması. Evet. Orada da aynen Biat-ı Rıdvan'da bulunmuştur. Biat-ı Rıdvan'da bulunmuştur. Peygamberimizin eline elini koyup biat etmiştir. Yani Biat-ı Rıdvan ashabından olma şerefini de kazanmış. Aynı yılın yaz aylarında tertip edilen Heyber'e de iştirak etmiş. Şimdi Hudeybiye Anlaşması 6. yılın Zilkade ayında yapıldı. Geri döndük Medine'ye. Ağlıyor, sızlıyorlar, Hazreti Ömer gibi kumları dövenler. Niye böyle oldu? Tabi Allah öyle istedi. Hatta yolda dedi Ömer'i bana çağırın. Usfan çölünde. Hazreti Ömer dedi tamam yandın dedi.
artık Allah senin hakkında münafıklık ayeti indirmiş. Sen kimsin Resulullah diyorsun, sen Allah'ın Resulü değil misin, niye bu böyle oldu, şöyle oldu? Gel dedi ya Resulallah söyle, hiç ben hazırım. Dedi hayır hayır hayır, hiçbir şey yok. Bak Allah bütün ashabı affetti, yaptıklarını. Ama bak bir sure-i celile indi ki kalplere inşirah verici ifadeler. Nedir ya Resulallah? İnna fetahna leke fethan mubina. İlahir. Şimdi 10 madde imzalandı Hudeybiye'de, yani 20 kilometre o yanda. Onu da aleyhimizde. Allah diyor ki Allah size açık bir feteh verdi. Neresi bunun feteh? Ya Rabbi kaybettik biz. Cenab-ı Hak uzun zamanlı ashaba moral veriyor. İnna fetahna leke fethan mubina. Ha siz diyorsunuz ki işte peygamber rüya gördü. Hani ne zaman Fetih Suresi sonunda laqad sadakallahu rasuluhu rüya bil hak le tedhulunnel mescidel harame inşaallah aminine muhalliqine ruusakum ve mukassirine la tahafun. Aynen olacak. Peygamberin dediği olacak. Siz Mekke'ye emin olarak girecek, saçlarınızı keseceksiniz. Ne oldu? Bir sene sonra umreyi kaza ettiler. Ha, kaza umresi yaptılar. Zaten bir sene sonra da Mekke fethedildi. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab orada büyük bir sınav verdiler. Bu sınavın bir yerinde de Saf suresinde Cenab-ı Hak der ki müminlere müjde ver. Yani ve beşşiril müminin. Fethun karibun minallahi ve fethun karib. Yani nasrun minallahi ve fethun karib. Onlara de ki Allah yardım edecek yakında, siz bir feth yapacaksınız. Nereye feth? Resulullah Khayber'e yürüdü. Khayber'de arkadaşlar 10 bin Gatafan oğulları, bunlar Bedeviler. Bunlardan çok sıkıntı çekmişiz biz. İslam tarihinde bakın. Daha sonraki yıllarda gene parayı kim verirse dedi ki onlar çalıyordu. Paralı savaşçılar. Açlar, çölde yaşıyorlar. Bunlar tabii bir kısmı iman etti, bir kısmı etmedi. Bu Gatafan oğullarından 10 bin kişiyi yine kiralamışlar, Khayber'e getirmişler. Bunları eğitmişler. Khayber'deki Yahudi subayları, yani silahşörleri, bunları eğitmiş. 11 tane de kale var. İşte Natat Kalesi, Sa'd Kalesi, efendim başka kaleler hep tepelere yapılmış. Tabii Cenab-ı Peygamber dedi ki, Allah bize bir fetih müjdeliyor. Neresi? Khayber. Aman ya Rabbi. Yani Khayber stratejik olarak Ceziretül Arab'ın en sert olan yeri. Hep kaleler. Yani Taif, Maif hiç benzemez oraya. Ve hurmalık, içinden su akıyor. Kalelerin içine su çekmişler. Aylarca kuşatsanız susuz kalmazlar. Halen bir kale ayakta durur Suudi Arabistan'da. Gerisi yıkıldı. Ve tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam Khayber'e geldi. İlk sözü ne oldu? Sabah böyle güneş ağarırken Khayber'deki Yahudiler tarlalara gidiyorlar kazma kürek ellerinde. Baktılar ki Muhammed ordusuyla gelmiş. 2000-2500 kişilik ordu. Kendine bak 10 bin kişi Gatafanlar var. O kadar silahşörler var. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam elini kaldırdı. Bir şey söyledi. Allahu Ekber helekel Khayber. Allah büyüktür, Khayber helak oldu. Bitti. Ferman kesildi. Yahudiler korkup içeri kaçtılar. Kapılarını kapattılar. Ve tabii uzun bir kuşatma, uzun bir savaştan sonra tek tek o kaleler düştü. En sonda da Merhab Kalesi, şimdi ayakta olan o kale işte Hazreti Ali'nin eliyle Allah'ın izniyle fethedildi. Ve tabii kılıçtan geçirildiler Yahudilerin bir kısmı. Çünkü bize çok zulüm yapmışlardı. Ve o sırada bu gazvenin bitiminde Allah Resulü'nün şu anda karargah kurduğu bir mescidi var. Ama üzülerek söyleyeyim, görseniz içini sızlar. Bakım yok, bir şey yok bataklığın içinde. Bizde olsa belki altınla süsleriz.
Allah Resulü'nün komuta çadırının olduğu yer. Bir kadın, Zeynep bint Haris adında azılı bir Yahudi kadını. Resulullah ve arkadaşlarına bir koyun ziyafeti çekmişti. Ne kadar iyi. Misafirperverlik. Ve bu ikram edilen koyun eti tabii zehirliydi. Bu zehirden de Bişir bin Ber'a haberi olmadan ağzına attığı için zehirlenerek vefat etti. Özeti bu. Şimdi rivayetleri tek tek şey yapalım. Bir rivayete göre koyun etinden yer yemez. Diğer bir rivayete göre ise bir sene kadar zehrin tesirinden ileri gelen rahatsızlık çektikten sonra vefat etti. Ama kuvvetli olan hangisi? Anında vefat etti. Khayber'de vefat etti. Ve tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o fethte bulundu. Yahudilerin teslim olmasından sonra Khayber'de de birkaç gün kaldı. Çünkü onların altın hazineleri aranıyordu. Onlar bir deve tuluğuna en kıymetli mücevherleri doldurmuşlar. Kaynık oğullarından, Nadir oğullarına, Nadir oğullarından gelmiş Khayber'de saklamışlar. O harp finansları, savaşa gittikleri zaman o deve tuluğundan altın, gümüş, elmas çıkar, kullanırlar. Ondan sonra onu yerine koyarlar, onu da gömerlerdi. Böyle bir finansları vardı Yahudilerin. Efendimiz illaki o deve tuluğunun bulunmasını istedi. Sonunda da bulundu. Ama adama dedi, bak bulursam kelleni götürürüm. Söyle nerede, söylemedi. Sonra sahabeler onu konuşturdu, buldular. Adamı da öldürdüler. Ki Hazreti Safiye annemizin kocasıydı, amcası oğlu. Ama kafirdi. Tabii Yahudi liderlerinden Sellam bin Mişkem'in karısı Zeynep bin Haris. Bu Sellam bin Mişkem çok önemli, hem din adamı onlarca hem de komutan. Bunun karısıydı Zeynep. Sordu, mağlup oldular. Kocası öldü, bilmem ne öldü o savaşta. Dedi, bana söyleyin Muhammed davar etinin neresini, hangi yerini yemeyi en çok sever? Dediler ki, Muhammed kol kürek etini yemeyi sever. Davarın ön kol kürek etini denildi. Ve tabi Zeynep Yahudi cengaverlerinden, ki Zübeyir bin Avvam ve Hazreti Ali tarafından öldürülen Merhab'ın da kız kardeşi. Bu Merhab katildir, cengaver. Kaç sahabeyi şehit etti. Mahmud bin Mesleme'yi ilahir. Ve tabi azılı o Yahudi Sellam bin Mişkem'in de karısı. Yani önemli bir kadın bu Zeynep bin Haris. Yahudilerin ileri gelenleriyle görüşüp konuştu. Resulullah'a karşı bir suikast yapma yetkisi aldı. Bakın yenilmişler, bitti iş, geri döneceğiz. Ama hemen o sağ kalanlar komite oluşturdular. İntikamımız nasıl alınır? Muhammed'i öldürmek. Nasıl öldüreceğim? Korumaları var. Hayır, bir davar kızartılacak. Yani Yahudi komitecileri. Hani denildi ya, siz İsrail oğulları adam öldürmesini çok iyi bilirsiniz. Hayat vermesini bilmezler. Adam öldürmesini çok iyi bilirler. Yani şimdi Müslümanların yerlerini ellerinden al. Yahudi yerleşimcileri getir. Onları öldür. Bir şekilde oradan çıkart. Golan işgal et. Hedefi Golan Molan değildir. Golan bir geçiş noktasıdır. Hedefte Lübnan var, hedefte Halep var, hedefte bizim sınırlar var. Var da var. Ha muvaffak olur mu bilemem. Biz eğer iyice İslam'ı yaşarsak muvaffak olmazlar. Çünkü onları istop ettiren tek güç İslam'dır. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, onlar sizin kılıçlarınızdan korkarlar. Silahlarınızdan korkarlar. Düşünebiliyor musunuz? Yıllar önce bazı kardeşler hatırlarlar. Türkiye'de Aselsan'da çalışan mühendisler öldürüldü. Suikast öldürüldü. Ama kaza susu verdiler. Araba kazası, bilmem ne kazası. Adamlar işte bu, o zaman İsrail'den her onları alıyoruz. Yani insansız hava aracı.
Her onların planı, projesi, bilgisayarı onlarda. Ve her on gidiyor dağa çarpıyor, gitti 20 milyar dolar. Her on gidiyor bir halt ediyor. Silahlar onlardan, Amerikan adında, adına. Ne zaman ki uyandık, bu işin önünü aldık, şimdi biz yapıyoruz. Bakın kur kur kuduruyorlar. Ama içten destek aldılar o mühendisleri öldürmede. Bizim hainler yaptı bunu. Bizim hainler. Her zaman da içimizde olacaktır. İçimizde olacaktır. Tabii oturdular, konuştular. Dediler nasıl olsa bir kadındır bu Zeynep. Muhammed de kadın hakları makları, bize kadın haklarından çok bahsederler. Ama bütün cazı karıları onlardadır. Cahil cahil bağırırlar. Cahil cahil işler yaparlar. Bir şey demeyiz. Ne zaman ki bir Müslüman bir kadınla yani kızdığında bir şey ise anam hani derler ya eşek kaçtı falan düştü. Git arkasına düş. Evet. Tabii dediler ki korkma Zeynep'e sen suikastını hazırla. Nasıl olsa Muhammed ve taraftarları diyecek ki o bir kadındır. Ve Müslümanlar kadına saygılıdırlar. Ona bir şey yapmazlar. Böyle tasarladılar. Ve Zeynep hemen işe koyuldu. Kendisine ait olan dişi keçinin yanına vardı. Onu eliyle kesti. Eliyle kızarttı. Kebap yaptı. Vakit geçirmeden öldürücü zehirle zehirlemeye kalktı. Bu arkadaşlar İslam tarihinde iki defa olmuştur. Biri Heyber'de yine Zeynep, biri de Bedir dönüşü. Peygamberimiz Bedir kazanmış, dönüyor. Ka'b bin Eşref'in Yahudi şair, o komiteciliğiyle yine Zeynep adında Yahudi bir kadın, çadır kurmuş çöle, zehirli bir et hazırlamıştır. Resulullah'ın böyle kaçmış önünde, ya Muhammed, Allah'a şükür bugünü gördük. Düşmanlarını mağlup ettin, zaferle Medine'ye döndüm. Ne olursun, ben Allah'a vaat etmiştim. Allah'ın Resulü Bedir'de kazanırsa, vallahi bir tek keçim var, onu kestim, kebap ettim, biraz da tatlı yaptım, çadırıma buyurun, ondan yiyin. Resulullah sadaka yemez, hediye de reddetmez. Bir kadın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadının çadırına girdi sahabelerle. Böyle getirdi keçiyi koydu. Buyurun dedi. Efendimiz'e durun. Dokunmayın. Bakın orada. Neden ya Resulallah? Bu keçi bana diyor ki benden yemeyin ben zehirliyim. Bu et bana diyor benden yemeyin zehirliyim. Kadını tuttular gel bakalım kim yaptırdı? Altından Ka'b bin Eşref çıktı. Şair ya o adam. Yani şair o günkü tabiriyle medyacı. Ya bu kıyılır mı ya? Gazeteci ya. Ama ne kefere. Ama ne kefere. As-Saadet'in şairleri öyleydi. Ve tabi Resulullah Efendimiz o etten yemedi. Kadını da oradan kovdurdu. Bakın öldürüp mü öldürtmedi. Şimdi Heyber'de de aynısı. Kadın keçisini kesti. O da Zeynep. Vakit geçirmeden çok zehirli bir şekilde eti zehirledi ve her yerini özellikle kol ve küreklerini ise daha çok zehirledi. Dedi ya Muhammed neresini sever? Ve akşam oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Heyber'in sıcağından bir ağaç gölgesine oturmuş. Akşam namazını cemaate kıldırdı ve konak yerine dönüp oturdu. O sırada Zeynep geldi. Selam bin Mişkem'in eşi, Selam bin Mişkem onanın lideri. Ama Resulullah Zeynep'i nerede görsün? Sahabe nerede görsün? İşimiz karımızı kadını mı takip etsin? Ve geldi, Resulullah'a sordu. Hangisi dediler? O dediler. Ve hemen bir feryatla, öyle bir acımalı bir tavırla, ya Ebel Kasım, ya Ebel Kasım. Bunu sana hediye ediyorum. Benim tek davarım kestim, kebap ettim, sana hediye ediyorum. Resulullah biliyorsunuz hediye edileni yer, sadakayı almazdı. Hediyeyi alır, sadakayı almaz. Kadın çok organize bir şekilde geliyor. Hediye ediyorum.
Ve tabi kendisine ev halkından başkası yiyecek bir şey getirdikleri zaman sorardı, hediyesi alır, değilse almazdı. Ashabına siz yiyiniz derdi sadaka oldu mu, kendisi ondan yemezdi. Kadın da bunu biliyor. Ve Zeynep getirdiği o keçi kebabını Resulullah'ın ve ashabından orada bulunanların önüne indirdi. Öyle de hoş, kızarmış, hani baharatlamış, buram buram kokuyor. Domuz etinin Almanya'da, Avrupa'da baharatlanması gibi. Adam diye ağzını suya aktı, o da domuz eti veyahut başka et. Evet. Ve tabii öne indirdi, işte cihat yorgunluğu, savaş yorgunluğu. Bişr bin Ber'a Resulullah'ın yanında bulunuyordu. Sahabeler arasındaydı yani, oradaki sahabeler. Resulullah o keçi kebabının kolundan bir parça koparıp ağzına aldı. Şimdi diyecek ki, burada et niye konuşmadı? Konuşturan Allah'tır. Sakındıran Allah'tır Celle Celaluhu. Orada bir şeyler var, bir hikmet var. Bakın Bedir dönüşü, keçi et bana diyor ki, ben zehirliyim, yeme ya Resulallah. Ama burada öyle bir şey olmadı. Yani Allah mecbur değildir bize daima böyle mucize, keramet. Evet, göstermeye. Ve tabii aldı ağzına koydu. Böyle ağzında tuttu fakat onu yutmayarak hemen dışarı attı. Attı dışarı attı efendim, tükürdü. Ha Bişr bin Ber'a eline attı. Resulullah'ın yaptığı gibi o da bir parça et koparıp ağzına aldı. Fakat Resulullah'ın huzurunda saygısızlık olur tükürmek. Ağzındakini yere tükürmek. Düşündü, o da bir tat hissetti. Tükürsem Resulullah'ın huzurundayım. Resulullah tükürebilir. Ben yapamam dedi. O onu yuttu. Yani peygambere saygısından tükürmedi. Tabii Resulullah Aleyhisselam yemek için kebabın kürek kısmına aldığı da rivayet edilir. Neyse aldığı et parçasını ağzından dışarı çıkardı. Sahabelerine de dedi ki elinizi o kebaptan çekiniz. Şu kürek eti zehirlenmiş olduğunu bana haber verdi. Bakın yine var. Biraz geç de olsa elinizi çekin, kendisi tükürdü ya. Bişir elini attığı kimin acıkmış, ağzını attı. Tükürmek istedi, peygamberi taklit etmeye, peygamberin huzurunda tükürmeye utandı. Evet. Ve tabii Bişir bin Mer'a öyle tesirli bir zehir ki yerinden kalkmadan benzi bendi saraldı, titremeye başladı. Morardı, olduğu yerde can verdi. Nasıl bir zehir? Ve Bişir'in zehirlenmesinden sonra bir yıl yaşadığı da rivayet edilir ama ben kuvvetli rivayet, anında öldü çünkü kabri orada. Ve tabii Resulullah Efendimiz 3 yıl daha yaşadı o zehirlenme olayından sonra. Ağzına alması bile diline neler yaptı. Şimdi bakın, tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o zehrin tesirinden ağzına almış tükürmüş. Öyle etkili. Yani o dokulardan tesir etmiş. Hemen iki omuzun arasından hacamet yaptırdı Allah Resulü. Hacamet sünnettir. Ehline yaptırılırsa sünnettir. Peygamberimiz yaptırmıştır. Çok da faydalıdır. Ehli olursa, bilen olursa faydalıdır hacamet. Hatta mevsimidir şimdi bahar olmaz hesabıyla. Efendimiz bunu kaç kez yaptırmıştır? İhramdayken yaptırmıştır falan. Şu anda mesela Mekke'de ben bilirim hacamet hastanesi var. Yani sırf bu işle uğraşıyor. Gidersiniz, şekerinizi, mekerinizi, tahlilinizi yapar. Uygunsa orada tıbbi bir ortamda hacamet yaparlar. Tabii hacameti Beni Beyza'ların azatlısı Ebu Hind ufak bir kılıç veya bir bıçakla yaptı. Kendisine hacamet yapmasını Cebrail Aleyhisselam emretti. Yani hemen hacamet yaptır ya Resulullah. O zehirlenmenin diline değmesinden dolayı. Ve tam emretti, dedi bu keçiyi derin bir toprağa gömün. Derin bir toprağa, hayvanlar falan yer, zehirlenir. Ve o şekilde keçiyi gömdüler. Efendimiz tabii biraz toparlandı, hemen Zeynep bint Harise'yi getirtti. Kadını. Ona dedi, bu davar kebabını, şu kürek etlerini sen mi zehirledin? Zeynep döndü, dedi ki, zehirlediğimi sana kim haber verdi? Benim zehirlediğimi. Efendimiz
Dedi ki, şu önümde bulunan kürek gemiyi bana haber verdi. Bana haber verdi. Zeynep, evet, ben zehirledim, ne olmuş? Ben yaptım bu işi. Yahudi militanı, kadın militan. Suçunu itiraf etti. Resulullah Efendimiz sordu. Sen bunu niçin yapmak istedin? Sebep ne? İşte pişir bin bera git. Zeynep döndü dedi ki, seni öldürmek istedim. Militan ya, şimdi adam öldürüyorlar. Yani katil oluyorlar, bir de parmaklarını kaldırıyorlar. Allah'a ki ben bazen utanıyorum. La adam hırsızlık yapmış, polis yakalamış, kelepçe elinde böyle diyor. Onun tepesine bir tane... Bu nedir, zafer mi kazandın? Hırsızlık ettim be. Halımız bu. Niye? Caydırıcı ceza yok. Doyurucu ceza yok. Yoksa onun parmağı kırılır. Topluma karşı yapılan bir şey. Seni öldürmek istedim. Tabii Resulullah dedi, yüce Allah Celle Celaluhu bunu bana yapabilecek gücü ve hakimiyeti sana vermemiştir. Allah istemedikçe yapamazsın. Zeynep döndü dedi ki, tabii tutukladılar. Dedi, sen benim babamı, benim amcamı ve kocamı öldürdün. Kavmime senin yapmadığın kalmadı. Senin için kendi kendime, kadın bir kaçamak yapıyor, militan dedim ya. Eğer o gerçek bir peygamberse, yaptığım şey kendisine muhakkak Allah tarafından haber verilir. Bu defa savunmaya geçti. Yani sen hakiki bir peygambersen, Allah sana haber verir. Ben öyle düşündüm. Zehir ona tesir etmez. Eğer o bir yalancı ise, bir hükümdarsa, bu zehirden ölür, böylece kendisinden kurtulmuş, rahata ermiş oluruz. İnsanlığa hizmet için yaptım. Evet. Ashab-ı kiram dedi ki, ya Resulallah onu öldürelim mi? Kısas. Bişir öldü. Hayır dedi. Ona ne dokunulacak, ne de işkence yapılacaktır. Tabii bir rivayette Zeynep affedildi ama arkasını anlamak lazım. Peygamber kendisine olan o şeyi cezalandırmadı. Yani bu şeyden sonra işlenen suçlardan hiç öc almazdı peygamber. Fakat Bişir öldü. Ne yapacak? Orada da bir hak var. Tabii Zeynep dedi ki, şimdi iş bence belli oldu ki sen gerçekten peygambersin. Ben senin dininde bulunanlarla birlikte ben de şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Müslüman oldu denilir. Ama değil, böyle değil. Onun bir hukuku var. İmam Zühri'ye göre katılmıyoruz buna. Zeynep Müslüman olunca bırakıldı. Hayır. İmam Zühri'nin görüşü. Ama diğerleri şöyledir. Hayır. Zeynep'in Müslüman olmadığı, aslında o bir yapmacıktı. Bişir bin Beran'ın zehirletten ölmesi üzerine kadın Bişir'in akrabalarına teslim edildi. Orada bir cinayet var. Onlar da Zeynep'in Bişir'e karşılık kısas olarak boynunu vurdular. İstersen Müslüman olsun. O, ne olursa olsun orada bir cinayet var. Ey vur, öldür, suikast yap. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Hadi bacı kusura bakma yanlış olmuş. Böyle bir şırlop yok. İslam hukuku açıktır. Bir can gitmiş orada. Ve Resulullah da etkilenmiştir bundan. Ve tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu işin peşini bırakmadı. Kendisi cezalandırmadı, işkence de yapmayın dedi. Bişir'in akrabalarına verdi, onların hakkıdır. Efendimiz dedi, inceleyin bakın bunun arkasında kimler var. Ha, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bir ışık tutuyor. O kadın tek başına yapamaz. Yapamaz. Militandır ama yapamaz. Araştırın dedi. Ve tabii Yahudi ileride gelenleri sorgulamak üzere huzuruna çağırdı o ayakta kalanları. Resulullah dedi ki, bana şu Heyber'de bulunan Yahudileri toplayınız. Hepsini. Yahudiler Resulullah'ın yanında toplandı. Askerler getirdi, Müslüman mücahitler. Efendimiz onlara dedi ki, ben sizden bir şey soracağım ama bana doğru cevap verecek misiniz? Doğru konuşacak mısınız? Ya biliyorum bu bir komite işi. Yahudiler evet dedi, ya Belkasım doğru cevap vereceğiz. Peki. Efendimiz döndü dedi ki, sizin babanız kimdir?
bu Heyber Yahudilerinin. Onlar der ki babamız filandır. Resulullah bakın yalan söylediniz. Sizin babanız falandır, Siyonistler. O değil, o dediğiniz değil. O biraz ilim adamı ama aslında sizinki komiteci falandır. Yahudiler doğru söyledin Ebel Kasım. Evet. Ve yine dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizden bir şey daha soracağım. Bana doğru cevap verecek misiniz? Yahudiler, tamam. Evet ya Ebu Kasım, doğru cevap vereceğiz. Biz sana yalan söylesek bile, sen bizim babamızın kim olduğunu bildiğin gibi yalan söylemeyi de bilirsin. Yani en iyisi sana yalan söylemeyelim. Peki, Resulullah döndü. Dedi ki, cehennemlikler kimlerdir? Yahudiler dediler ki, kısa bir müddet cehennemde biz kalacağız. Ayet de var böyle. Yani bize belli günlerde azap değecek, arkamızdan siz yanacaksınız. Yani o mahsumiyetler de var kendilerine göre. Kısa bir müddet cehennemde biz bulunacağız. Sonra oraya ardımız sıra giren sizler olacaksınız. Sizler yanacaksınız. Yani ayet de var. Yahudiler der ki biz cehennemde belli bir müddet yanıp sonra cennete gideceğiz. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi, hadi oradan. Vallahi biz hiçbir zaman cehennemde size halef olacak değiliz. Siz yanacaksınız. Yalan söylüyorsunuz. Ve sizden önemli bir şey daha soracağım. Bana doğru cevap verecek misiniz? Yahudiler evet dediler. Ebel Kasım. Şu davar kebabını zehirlediniz mi? Bu davar kebabını zehirlediniz mi? Yahudiler evet zehirledik. Resulullah bunu yapmaya sizi sürükleyen nedir? Niye böyle bir karar aldınız? Şimdi bir de af istiyorsunuz. Kurtulmak istiyorsunuz. Bu davarı zehirleme fikri nereden geldi? Nerede karar aldınız? Kimler vardı bu işin içinde? Tabii Yahudiler de eğer sen bir yalancıysan istedik ki zehirli kebabı yer ölürsün. Bu millet de elinden kurtulur. Yalancı bir peygamberden kurtulmuş o. Niyetimiz iyidir. Ya Ebu Kasım. Ha rahat ederiz. Eğer gerçekten peygambersen zehir sana tesir etmez. Etmedi de. Böyle düşündük. O ortamda bile görüyor musunuz? Nasıl? Ve daha sonralar bu Yahudi komitecilerin bir kısmı bir şekilde hak ettikleri cezayı buldular. İdam edildiler. Bişr bin Ber'a'yı öyle Resulullah yerde bulmuş değil. Kimisi ya öldü ya öldürüldü. Bir kısmı ise Heyber'den kendi istekleriyle ayrıldılar ve sürgün edildiler. Sürgün ettik nereye gitti? Kudüs'e gittiler. Şam'a gittiler. Başımıza bela. Yani İspanya'da Osmanlı döneminde bunları o giyotin makaslarında kellelerini kesiyorlar. Osmanlılar 500 tane Yahudi ilim din adamını aldı getirdi bu tarafa. Yani insan içinde keşke getirmeydiniz. Yani durum bu. Şimdi Ümmü Bişir bin Ber'a der ki yani Bişir bin Ber'a bin Marur'un annesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatlarıyla sonuçtan hastalığa tutuldukları zaman yanına varmıştım. Değil mi ya? Bu Efendimizin yanında bulunmuş. Kendisi hümma nöbeti geçiriyordu. Ateşli bir hastalık. Onun alnına elimle dokundum. Ya Resulallah seni hiçbir kimsenin tutulmadığı hümmaya tutulmuş gördüm. Ateşler içinde fırın gibi yanıyor Allah Resulü. Ölüm hastalığı. Ve Resulullah dedi ki bize verilecek ecir ve mükafat kat kat olduğu gibi iptilalar da bize böyle kat kat olur. Halkın en ağır iptilası nebilere gelir, sonra velilere gelir, sonra sırasıyla derecesine göre müminler eziyet çeker. Şimdi bazen Müslüman hasta olur. Doktorlar cevap eder. Onun için bir ecirdir. Yani bugün bir Müslüman belli bir hastalıktan, kanserden, karın ağrısından, subda boğulmasından, duvar yıkılmasından, trafik kazasında, ekmeğini direksiyonda kazanıyor. Böyle ölse o hükmen şehittir. Öyle ecir var. Halk benim bu hastalığıma ne diyor Ümmü Beşir? Halk dedi ya Resulallah diyorlar ki Resulullah Zatul Cem hastalığına tutulmuştur. Değişik bir hastalık.
ahir dedi, Allah bana o hastalığı musallat etmiş, ne gelir? Bu ancak şeytanın bir telkin ve vesvesesidir. Ben Zatul Cem hastalığına düşmedim. Ya Resulallah, sen bu hastalığın neden ileri geldiğini sanıyorsun? Böyle ateşler içinde. Ben oğlumun ölümünün ancak Heyber'de seninle birlikte yemiş olduğu zehirli davar kâhına ileri geldiğini sanıyorum. Yani evet dedi ya Ümmü Beşir. Ben de bu hastalığımın ancak ondan ileri geldiğini sanıyorum. O zehirli eti ağzıma aldığım için. Heyber'de onunla birlikte tatmış olduğum zehirli etin acısından şu anda kalp damarım kopuyor zannediyorum. Peygamberin kalp damarım kopuyor. Onu duymaktayım. Zaman zaman onun ağrısını, sızısını duyuyorum Ümmü Beşir. Yani 3 sene evvel Heyber'de tattığı zehir, Yahudi suikasti. Ya Ayşe, Heyber'de tatmış olduğum zehirli etin sancısını zaman zaman duyuyorum. Şu anda kalbimin damarının koptuğunu duymaktayım. Yani öyle bir suikast. Ve Enes bin Malik der ki, radıyallahu anh, Resulullah'ın yanında en çok bulunan sahabe, Resulullah'ın, ben diyor, Resulullah'ın küçük dili üzerinde bu zehrin izini görür dururdum. Böyle bir leke yapmıştı dilinde o zehir. Öylesine bir şeydi. Görür dururdum. Ve tabii Efendimiz bu zehirleme yüzünden şehit olarak vefat etti derler.